Beyza, konuşmuyorum artık ben seninle. Niye mi? Ya bu işin niyesi mi var? Siz orada gitmişsiniz, beraber geziyorsunuz. Beni böyle bırakmışsınız burada. Kalbim kırıldı yani. Ya Beyza, yeter artık gerçekten. Ben burada hemen onlar geldi, Sevgi, Zeynep falan. Benim pabucum dama atıldı yani. Ya ben bu soğukta pabuçsuz ne yapacağım? Üf, tamam kapat ya. Ne diyorsun Gülse? Pabucumun dama atılmasını gerçek mi sanıyorsun? Evet, şu an pabucum yok benim. Dama attılar pabucumu. Onun anlamı o değil canım. Pabucum da şurada duruyor üstelik. Ay doğru ya, heyecan yaptım bir an öyle deyince. O zaman bu pabucun dama atmak nereden geliyor? Osmanlı Devleti'nde esnaflar bir gelenek olarak belli bir düzende olmayı kendilerine görev belirlemişlerdi. Hatta bu düzene ahilik teşkilatı denir. Nereden biliyorum, çünkü şu an 7. sınıfım ve bu konuları görüyoruz. Neyse. Bu düzenin sebebi tamamen öyle kendileri çok dürüst olduğu için falan değil. Mesleğin kanunlarını ve iş konusunda ne yapılması gerektiğini bilen kişilerin olayları her daim kontrol altında tutmak istemeleri en temel sebep. Yani sen işin öyle yalap şap yaptığında veya kötü bir ürün ortaya çıkardığında ve bunu satmaya çalıştığında birisi çıkıp sana diyor ki kardeşim o iş öyle olmaz. Sen önce bir cezanı çek, ondan sonra düzgün ürünle gel benim karşıma. Aslında günümüzün bir nevi Türk Standartları Enstitüsü diyebiliriz. O zamanlar şimdiki gibi değil tabii azizim. Bir ayakkabı üretmek bir sanat ortaya koymak demek. Hepimizin ayağında olan ve artık böyle ayağımızı bir bütünmüş gibi duran ayakkabılar yerine o zamanların devri ince ince işlenmiş güzel işçilikli ayakkabılar. İşte sanatını hile karıştıran insanların başını ağrıtan kanunlar vardı o dönem. Halkın hiçbir zaman öyle hileye hurdaya karışmaması isteniyor ve bu tarz olaylara karışan insanlar da çok ağır cezalar çekiyordu. Bu sebeple de çabuk bozulan, çürüyen, yırtılan mallarda mutlaka bir hile aranırdı ve eğer bulunursa şikayet edilip kişinin ceza çekmesi istenirdi. Takdir edersiniz ki ayakkabı imalatçılığı bu tür şikayetlere oldukça açık bir meslek. Kısa sürede eskiyen ayakkabıların üretim hatası mı yoksa kullanım hatası mı olduğu sık sık tartışma konusu olur. Çabucacık sökülen veya delinen ayakkabılar hemen gerekli yerlere şikayet edilirdi. Eğer bir imalat hilesi söz konusuysa o zaman esnafın ileri gelenleri çağrılır ve kişi ketüda tarafından cezalandırılır. Aldığı ücretin müşteriye iadesi mutlaka sağlanır ve dava konusu olan ayakkabı kullanılmamak üzere dama atılırmış. Çok şaşırtıcı değil mi arkadaşlar? Ayakkabı kullanılmamak üzere çöpe veya başka bir yere değil, direkt dama atılıyor. Herhalde benim evim bu ayakkabıların atıldığı dama baksa kesinlikle her gün cama çıkıp acaba yeni ayakkabı atılmış mı diye meraktan bakar. Ya da buldum, canlımızla beraber ayakkabı sayma challenge yapardık. Veya Beyza'yla en uzağa ayakkabısını kim atacak bunun yarışını yapardık. Ya da mesela... Tamam Gülseciğim, takipçilerin senin pabucun dama atmadan önce devam et istersen. Tamam devam ediyorum. Yani anlayacağınız, Osmanlı'da ayakkabıların dama atılması öyle Big Fish filmindeki kasabada yaşayanların sayısını değil, hile hurda yapan zanaatkarların utancını simgeliyormuş. Günümüzde bu deyim için ne gerçek anlamından tamamen kopmuş diyebiliriz ya da tamamen sözün içini dolduruyor diyebiliriz. Özellikle dost kazığında bazı insanların bazı insanlar yüzünden bazı insanları terk edişinde kullanıldığını düşünürsek bence birazcık anlamını karşılıyor gibi, ne dersiniz? Evet arkadaşlarım, benden bugünlük bu kadar. Gülse'den Haberler serisine görmek istediğiniz değişik, eğlenceli konuları mutlaka yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Lütfen birbirimizin pabucunu dama atmayalım.